Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda ülke genelinde artış gösteren yerlere seyahat yasağının getirileceği ifade edilmiş durumda. Seyahat yasağının 81 ile uygulanmayacağı, il bazında belirlenen illere uygulanacağı ifade edilmiş durumda. Ama tabii ki insanların Konya'dan İstanbul'a gitmesi, Isparta'dan Bursa'ya gitmesi ki bu olayların sadece kendi şahsi araçlarıyla hususi otomobillerinde gerçekleşecek şekilde seyahat yaşlarının olabileceği ifade edilmiş durumda. Son zamanlarda ülkemizde artış gösteren birçok il var. Bu illere artık önümüzdeki haftadan itibaren belirlenen illere kendi araçlarından gitme yasağı, seyahat yasağı altında getirilecek. Ama toplu taşıma araçları yani yolcu otobüsleri, havaalanları vesaire buralar hep açık kalmaya devam edecek. Yurt dışından da hala da İngiltere'den de, İspanya'dan da, İtalya'dan da virüs ülkemize gelmeye devam edecek. İnsanlar sadece şahsi arabalarında, kendi arabalarında başka bir şehirden başka bir şehre gidemeyecek ama yolcu otobüsüne binerekten istedikleri yere hala da gidebilecekleri şekilde seyahat yasağının getirileceği ifade edilmiş durumda bilim kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre. Peki sizce bu şekilde sadece insanların kendi araçlarıyla seyahat yasağının kısıtlanması ama yolcu otobüsleriyle vesairelerle istedikleri yerlere yine gidebilmesi vaka sayısının çok artış gösterdiği kilisten yolcu otobüsüne binerekten vaka sayısının çok az olduğu uşağa gidebilecek yapılan açıklamalara göre getirilecek seyahat yasağı da bu şekilde ne kadar etkili olur yorumları sizlere bırakıyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.